Ya şimdi dosya büyüklüklerinde de sıkıntı oluyor. O yüzden videoyu biraz da fazla uzattık. Ama bir kısa 5 dakikalık videoyla da şunu hemen tamamlayalım. Sonra bitirelim işimizi. Şimdi bu robotun driverına bağlantıyı yaptık. Bu taraftan Hitchbox'ı da bağlı. Bu Hitchbox, Hitchman'dan robotu kontrol etmemizi sağlayan. Evet. Bunun bağlantısını da şuradan hemen şu kenara asalım. Bunun bağlantısını şuradan yapalım da. Evet. Şunların fonksiyonları zaten belli. Çalışıyorken işte şuna basıp çıkartmak gerekiyor. Direkt böyle çıkarttığınız zaman hataya düşüyor. Tamam. Buna manuel kontrol ederken ya da program yazarken teach modu almak lazım. Bunun üzerindeki programı çalıştırırken işte auto operatör modu, dışarıdan harici bağlantıyla çalıştıracağımız zaman, kontrol edeceğimiz zaman auto ex modu almamız gerekiyor. Bağlantımı bilgisayarı daha sonra seri porttan bağlayıp programlamasını yapacağız. Evet, şimdi ne kaldı? Şu güç kaynağımıza şu güç kaynağımız. Bu arada driver ünitelerimizin beslemesini de alalım. Şu bizim switch'e yalan bizim switch'e de beslemeyi güç kaynağından veriyoruz. Oradan dağıtıyoruz. Ön taraftan onun bağlantısını yapacağım şimdi. Hemen bitiriyorum 5 dakika içinde. Çok uzattık. 24 volt 0 toprak bağlantısını yaptık. Robotun driver ünitesinden çalışması zor oluyor ama evet, robotun driver ünitesinden switch box'a aynı oraya bağlantı aldık. Sonra bir de şey istiyorsak, robotu bunun üzerindeki input outputları komut alacak, komut verecek şekilde kullanmak istiyorsak, bunlarla da şu komponent input outputlarla da neyi bağlamamız lazım bizim? Driver ünitesini bağlamamız lazım. Çünkü driver ünitesi robotun input outputlarına, servolarına bağlı. Onun da bağlantısını şuradan yapıyoruz. Bunlar ne için? Diğerleri de onu başka bir istasyonla, yanına başka bir istasyonu bağlı oranın PLC ile haberleştirmek için de oralara bağlantı alabiliyoruz. Yani şunu da bağlayalım şurada. Şimdi burada hemen çalıştıracağız ama muhtemelen tahmin ettiğim şey olursa robotun referans koordinatları muhtemelen kaybolmuştur altında. Onu da attıktan sonra enerjiyi verelim. Bunu da bir havayı vereceğim hocam. Evet şu. Hava bağlamadık. Sonra. Onlar çünkü şey, tamam, gripper. Burada da şunlar. Hı. Yani şu an daha sonraki aşamamız. Tamam. Onlarla uğraşmayalım. Çok uzayacak çünkü video. Yeterince uzadı. Şimdi bakalım. Açılışta muhtemelen evet.
H11-26 hatası verdi. 11-20. Bu neyin göstergesi? Bu şunun göstergesi. Zaten diyor ki battery consumption time is over. Robotun şu ön tarafını söktüğümüz zaman şurada 5 tane. Bir de bunun içerisinde bir tane pil var. Bu piller bilgisayarların CMOS pilleri gibi, BIOS'larındaki bilgileri hafızada tutmaya yarayan piller gibi. Bunun da referans koordinatlarını hafızada tutmaya yarıyor. Belli bir sürenin üzerinde 20 dakikaydı galiba, hatırlamıyorum tam. Enerji olmazsa sistemde ya da belli bir gündü unuttum ya da pil seviyesi düşükse açılışta bu hatayı veriyor. Kaymış oluyor bunun, hafızadan gitmiş oluyor. Onun da bir prosedürü var. Onu daha sonra yapalım. Yani eksenleri boşa alıyorsun, servoları, onu da söyleyeyim. Buradan menüden eksenleri, servoları boşa alıyorsun. Her bir eksenin son noktasına dayayıp onu bir daha sıfırlıyorsun, bir açıp kapatıyorsun, bir prosedürü var. Onu daha sonra yaparız gerekirse. Ondan sonra düzeliyor. Şu ana kadar bir sıkıntı yok ama. Yani bakıyorum, bakın sensörler aktif. Şurayı da çekebilirsin. Bak. Yani şunları da görebiliriz. Şu an yani yaptığımız bağlantı doğru. Bir robota bir ayar çekeceğiz. Hı-hı. Öyle söyleyeyim. Bir kalibre edeceğiz. Daha sonra programını yazmaya başlayacağız. Tamam. Şimdilik bu kadar yeterli. Bir de kendini çek son. En son kendimi de çekeyim. Evet. Programlama için ben videoda buluşacağız. Evet, hadi bakalım.